Merhaba sevgili Moso severler. Anket defterine hoş geldiniz. Bugünkü konum genç kızların sevgilisi. Son zamanların en yetenekli singer songwriter'ı, yani şarkısını yazıyor, çalıyor, her şeyini yapıyor, hikayeleri var. Emircan İrek. Güzel, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Cool'luk bir ağırlık. Üşüyünce bir cool'luk ağırlık geldi. Ben önceki... sana demedim mi evde düzgün bir köşe ayarla diye? Vallahi ayarladım, camdan yansıyormuş. Kameralar için aşağıda çok güzel hazırlamıştım. Biz onun gafletine düştük çünkü Emrecan. Bir kere öyle pencere kenarında bir çekim yaptık. Güneş açılıyor, kapanıyor. Sanki psikolojimiz sürekli değişiyormuş gibi. Ben onu gibi düşünemedim. Boş ver, neyse. Bütün Moso severlerden özür diliyorum. Bu arada üzerimdeki arkadaşlar Emircan Sivit'i kızlar çıldırın çatlayın diye. Senin için pandemi nasıl geçti? Pandemi nasıl geçti? Şarkı yazarak geçti. Genel olarak bu evde geçti. Şarkı yazdım, stüdyoya gittim. Yeldeğirmeni'ndeki stüdyoya gittim. Burada yazdım, orada kaydettim ve böyle bir pandemi geçirdim. Yeni şarkılar geliyor o zaman. Geliyor, Memur geliyor, Kor geliyor. Bir albüm düşünüyor musun yoksa yine single ve EP? Yani bir süre daha single devam edecek. 2022 gelmeden muhtemelen albüm diye hayal kuruyoruz ama öyle bir atılım yapmadık henüz yani. Yine bu bizim bildiğimiz Emircan İrek sound'unda mı devam edecek? Yani Emircan'ın bir sound'u var ve biz bunu çok seviyoruz. Biraz retro, biraz güncel ama o içindeki o romantik aşık o devam edecek değil mi? Biz de kendimizi güncelliyoruz, biz de yeniliyoruz. Güzel bulduğumuz şeyi eklemeye çalışıyoruz sound'a. Tabii ki de biraz çeşitlenecektir sound ama yine kökü odur yani. Kökü bizde yani. Ya ben Akşamcı'da şahsen bitenlerdenim. Yani ki çoğu şarkında öyle. İnsanın ister istemez her şekilde ağzına dolanıyor. Böyle tüketmek istiyorsun. Ama tüketmek istedikçe de tükenmeyen bir tarafı var. Bence çok yeteneklisin ve şu an seni övmek istiyorum. O zaman sorularıma geçiyorum. Lakabın var mı Emircan? Lakabım var. Lakabım yok. Nasıl ya, nasıl olmaz? Vallahi bir şeyler söylüyorlar da benim çok hoşuma gitmediği için ben i̇şte yani o zaten lakap olarak kabul etmiyorum yani. Mesela duygusal serseri, romantik serseri diye dalga geçiyorlar ama yani onun lakap olur mu onda? Yani eğer sürekli birileri sana söylüyorsa. Ha yok yok, sürekli birilerinin söylediği bir şey yok. Emir diyorlar yani. Emir diyorlar. Aynen. Doğum yerin ve tarihin? Çerkezköy, 2 Nisan 93. 2 Nisan 93. Burcun ne? Koç. Burcun'un özelliklerini taşıyor musun peki? Astrolojiye inanmıyorum. Dümdüz söyle. Yok, inanmıyorum. Bilimsel, ya, bilimsel tarafı bulmuyor da var ya. Yok. Niye yok? Tartışalım ama. Yok canım, Sümerlilerde o yıldızların dizilişinden dolayı Sümerlilerin uydurduğu bir şey aslında. Yani bilimsel hiçbir dayanağı yok. Yani çekim astroloji kuvveti falan sence? Çekim kuvveti var ama doğduğunda etrafında olan hastane, ebe, annenin çekim kuvveti senden çok daha büyük. O yüzden o çekim kuvvetin seni etkilemesine imkan yok. Oğlum gezegenden bahsediyorum. Tamam, annenden, evet, ebeden bahsediyorum. Gezegenden çekim kuvveti annene, çünkü kütleleri ve hacmi daha fazla olduğu için onların çekim kuvvetinin yanında seninki çok küçük olduğu için seni çok etkilemiyor yani. Şu an git olmak istiyorum ama olmadım hala. Yok yani bilimsel bir tarafı yok ama inançtır yani. Ya oğlum biz bilmiyoruz bak, biz bilmiyoruz. Millet şarkısını, albümünü bu tarihlere göre çıkartıyormuş. Aynen. Adam şey diyor, ben şuna da gittim, buna da gittim falan. Aynen. Orada tavsiyeler veriyor işte astrologlar. İşte 17'sinde çıkarma çünkü iletişime çok kapalı bir dönem o dönem. Bir ay sonra çıkar falan diyor, iletişime açık dönemde çıkarıyor. Ya şarkı kötüyse o ay da kötü, bir dahaki ay da kötü. Yani şarkı güzelse o ay da güzel, bir dahaki ay da güzel. Haklısın o yüzden çok yani astrolog. Ben de ona o mantıkla bakıyorum da yani bana söylediği şey tuttu şu an. Doğrudur. O yüzden böyle şey dedi işte şu 9 Nisan'da dedi işte şarkı çıkartacaksın, muhteşem olacak falan, düşündüğünden daha iyi olacak. Vallahi oldu. Ama güzel şarkıydı. Yani bir ay önce de bu güzel şarkı çıkarsaydın yine olacaktı, ben söyleyeyim sana. Tamam yani. Şu an ben ikna oldum arkadaşlar. En sevdiğin renk ne? Giyerken siyah. Giymezken. Ama kırmızı rengini severim. Giymezken böyle kırmızı şeyde, falan. Dışarıda. Üstümde kırmızıyı çok kendime yakıştırmıyorum ama böyle kırmızı rengini severim. Çanlar bizim için çalıyor. En sevdiğin yemek ve meyve? En sevdiğim yemek taze fasulye. En sevdiğim meyve erik. İdik. Yeşil erik. En çok kullandığın kelime ne? Yani. Tam onu kullanmışım. Annem bayılır yani. Yani çok kullanıyorum ya. Bazılarımız da ağzımıza yapışıyor ama bu evet, kelimeler. Evet. Neyin yerine yani kullanıyorsun? Hep kendini açıklamak için mi? Yani cümle... ya böyle cümleye başlarken yani diye başlıyorum. Bitirirken yani diye bitiriyorum falan. Böyle bir saçma bir şey var yani. Yani o
olmuyor. İlk kazandığın parayla ne yaptın? İlk kazandığım parayla ne yapacağımı bilemedim. Funda Arar'a şarkı vermiştim. Onun parasıyla işte klip çekecektim ama bir kısmını harcayabilirdim. Yani öyle bir hakkım vardı. Ben de yürüyorum Taksim'de böyle. Nerede bu parayı harcasam diye düşünüyorum. Ama vizyon yok yani. İşte yaşım 22. Bir meyhaneye girdim. Dedim ki pahalı ne yiyebilirim burada, ne içebilirim falan. Valla işte rakı söyledim. O rakıyı da bitiremedim. Tek başımayım, sıkıldım yani. İçiyorsun içiyorsun işte, bir şeyler söyledim falan. Valla birazını yiyip birazını yemeden kalktım. Böyle bir vizyonsuzluk örneği. Yani niye yanında birini götürmedin? Çünkü ben stüdyodan işte Febi abinin stüdyosuna tek gittim. Parayı aldım, çantaya koydum. Çantaya koydum, o çantayla yürüdüm Taksim'de yani. Kimse yoktu yanımda öyle. Çağırdı, gel dedi işte falan. Hangi şarkı gittim bu arada? Kaybeden. Yürür bir kaybeden, yürür tükenmeden. Funda Arar. Funda Arar'a da. Febi buradan Funda ablamıza da. Hangi kameraya? Selamlar. Hepsine yapıyorum. Hepsine yapıyorum. Oradakiymiş. Hepsine çok selamlar. Batıl inançların var mı? Varsa bunlar neler? Ya çok maddesel bir insanım. Batıl inancım yok. Yani fizik üstü şeylere inanmıyorum. Oğlum nasıl dümdüz bir adam çıktı ya? Öyle ya. Mesela ben romantik diyorlar ya, aslında tanım olarak yanlış. Romantik değilim ben, gerçekçiyim yani, gerçek. Totem de mi yapmıyorsun? Totem yapmıyorum ama mesela Galatasaray Fener derbilerini Emre ile izlerim. Emre Kaya ile bizim. Evet. Emre ile izlerim. Çünkü onun izlediği hiçbir Galatasaray Fener derbisinde yenilmedik şimdiye kadar. Bu da bir öyle totem. Bir uğuru var. Onun yıllardır, benden önce de vardı. 4 yıldır onunla izleriz. 4 yıldır da onunla izlediğim hiçbir derbiyi Galatasaray kaybetmedi diye çağırırım. Ama biraz da bu işin muhabbeti yani. Yani tabii ki de Galatasaray bizim evdeki Emre ve ben ilişkisi etkilemiyordur diye tahmin ediyorum. Umarım etkilemiyordur Emir. Etkiliyorsa sıkıntı. Hayalindeki meslek neydi? Şarkıcı olmasam ne olurdum? Tarihçi olabilirdim. Yani tarihe çok merakım var. Tarih hocası olmak istiyordum küçükken. Yani tabii ki de her erkek Türk çocuğu gibi futbolcu olmak istiyordum. Yani futbolculuk hayalleri kuruyordum hep işte. Hacı gibi frikik atmak istiyordum. İşte ne bileyim Okan gibi, Emre gibi oynamak istiyordum zaten. Yani o iş biraz şey, herkes onu istiyordu. Daha spesifik bir şey söyleyeyim mesela. Tarihçilik isterdim. Tarih hocası olmak isterdim. Ha çok iyi. Bir ben... şeyler anlatmayı böyle çok seviyorum. Bilgi vermeyi çok severim. Romantik misin? Realistik misin? Evet, geldik o soruya. Evet. Şimdi sözlük anlamı olarak romantik, gerçekçilikten uzak demek. Evet. Benim şarkılarımda hep gerçek. Yani dünyanın içinde olan şeyler. Toplumsal mesajlar var, kişisel kendi yaşadığım şeylere dair söylediğim şeyler var ama bir hayal dünyası yok aslında. Hayatın içinde geçiyor her şey. Bütün hikayeler, bütün şarkı sözleri, bütün hayal kırıklıkları, bütün heyecanlar hayatın kendisinde. O yüzden tanım olarak romantik değilim. Ama duygusal biriyim. Yani duygu yoğunluklu bakarım ama duygunun da maddesel olduğunu düşünürüm. Yani ruhu da maddesel tanımlarım. Neyse çok derine girmeyecektim, girmiyor. Hayır yani. Derine girmeyecek, hiç böyleyim. Hayretler içerisinde kalıyorum çünkü benim gözümde hani dediğin doğru, duygusal bir adamsın. O tarafını net görüyorum ama hani şu sana dedikleri romantik serseri var ya böyle sana baktığımda direkt yani o geliyor aklıma. Duygusal biriyim. Ama gerçeklik bağlamından kopmam yani. Duygularında mı mesela şey gibi, aşk hayatında da bu kadar gerçekçi misindir? Mesela gerçekçi. Romantik düşünmeyip kestirip atanlardan mısın? Şöyle, şimdi delilik var. Delilik yaparım. Yani çılgınlık dediğim şeyi yaparım. Ama o da hayatın içindedir zaten. Yani o delilik de hayatın içinde. Yani hayattan kopan, işte bir hayal dünyasında yaşayan, bir hayal dünyasının içinde var olan bir insan değilim. Hayatın içindeyim. Türkiye'nin Kadıköy'ündeyim. Türkiye'nin Tekirdağ'da doğmuş biri olarak Türkiye'nin Kadıköy'ündeki bir hayatı yaşadığım için onu anlatıyorum. Bu kadar duygusal şarkıları müthiş bir gerçekliğin içinde yazıp bize sunan bir Emircan görüyoruz arkadaşlar bugün burada. Hepsinin gerçek bir alt metni vardır. Ya orası hayatın kesin aslında yani. Ben mesela şeye tutum. Onu sık sık ağzıma da sardım senin sözün ama ben karşını taksiyim diyorum bir şey olduğunda. O bazı şarkılarının sözlerinde bak şu an düşününce aklıma geldi ya. Çok gerçekçi şeyler duygusal cümlelere döküyorsun. Evet. Romantik cümlelere. Aydın. Issız bir adaya düşersen yanına alacağın 3 şey neydi? 3 şey. Tabii ki de yemek ihtiyacımı karşılayacak bir şey. Çünkü avlanmakta çok zorlanırım. Bir tane bana bir yada getir kuryesi. Dur tamam ciddi cevap vereyim. Üşengecim dedi. Üç tane şey.
Tabii çok gerçekçi olacak ama Melek, yani tabii ki de beslenme, barınma, ısınma yani. Yani canın ne istiyorsa söyle. Vallahi tabii ki de ilk aklıma benim şey gelir. Sizin o gelmez mi ya bu tip sorularda mesela? Beslenme, barınma, ısınma gelir yani. Adada. Gelmiyor mu? Ne kadar Allah gerçekçi Allah. Düşünüyor ya. Hani yet oğlum biraz alkol. Hayal kur. Abi donuyorsun yani. Ne alkolü Allah aşkına. Yani adadasın. Adadasın ya. Her an gelip bir aslan, kaplan seni kapabilir yani. Ne yapacağız? Tamam, onları bir kenara bırakıp yanıma alacağım. Bir şey vallahi ligi takip etmek isterim. PlayStation alsam güzel olur, canım sıkılmaz. Bir de beste yaparım ya, orada kurtarılacağımı düşünüyorsam yani. Kurtarılacağımı. Gitar alırsam iyi olur yani. Bir de ses kayıt cihazı çünkü gitarla yazdığımı unutuyorum ben. Biz bazen ses kaydı almayınca. Yine gerçekçi cevaplar oldu ama bu PlayStation muhabbeti bütün erkeklerde var. Bak, pandemide ben çok alıştım ya. Pandemiden önce o kadar da Süleyman'la gidiyorduk işte arada burada şeye. Arada gidip onu yeniyordum. Senin cevap, şimdi mikrofon sende olmadığı için ben konuşabiliyorum. Hayattaki, dur sus falan diye. En çılgın isteğin ne şu hayattaki? En çılgın isteğim ne? Vallahi ya, size çılgın gelmez çünkü zaten değil. Ben Volkswagen Arena konseri istiyorum ama kısa vadeli hayaller kurduğum için öyle. Bir maç Real Madrid'de 9 numara oynamak istiyorum. Forvet varsa böyle bir dilek hakkım. Bir maç oynayacağım ve böyle şey olacak. Türkiye'de gurur duyacak benimle yani attığım golle ve ben böyle kritik bir gol atacağım. Bence gayet çılgın bir... Yani. Evet, evet. Evet, güzel bir hal. Real Madrid'de bir maç forvet oynamak istiyorum. Teşekkür ederim. Buradan da Real Madrid'e bir maç şöyle ileride oynasam. Değil mi, seni alıyorlarmış formayı giydirip koşarsın. Ha, ne atmak istiyordun? Barnabio da gol atmak istiyordun. Yeniden yaşamak istediğin bir gün var mı? Aa, güzel soru. Yeniden yaşamak istediğim bir gün var mı? Valla şey, bir daha yaşamak istedim ya Melek. Power Türk ödülü aldığım gün babam hastanedeydi. Tabii iyileşti, şey yapmayın, düşmeyin. Babamın hastanesinden gitmiştim mesela. Çok o gün böyle apar topar bir gündü. O günü böyle çok geniş geniş, rahat rahat yaşamak isterdim. Yani böyle mutlu. Sabah uyanıp, evet bugün ödülü almaya gideceğiz diye. Ödülüm kırıldı bir de. Bir de üstüne o geldi başımıza. Yıldız Teknik'ten aldığım ödül. Denizli konserine gidiyorduk. Arabada da ödülü elden ele dolaştırıyoruz böyle, çıktık ödül töreninden. Dedim ki bunu bagaja falan koyalım, kırılacak elimizde dedim. Sonra bagaja koymuş. Denizli'de indik otelde. Emre tabii çantasını direkt alınca böyle ödül havada böyle dönerken baktım ödül tamamen tuzla buz yani, hani iki parça falan değil. Tuzla buz oldu. Bir 5 saniye konuşamadım. Böyle kaldım. O günü tekrar yaşayalım. O güne gidelim ve Emre çantasını o kadar hızlı almasın. Ödül de kırılmasın ya. Ödül kırıldı, evet. Aşk denilince ne anlıyorsun? Sence aşkın tanımı ne? Aşk bence bir kuşun kanat çırpmışım ama. Ya aşk denince ne anlıyorum? İnsanın deliliğe en yaklaştığı an olduğunu düşünüyorum. Yani bu hayatta çıldırmaya en yakın olduğu hal. Çünkü kontrol yok. Kontrolünü kaybediyorsun. Egondan vazgeçiyorsun. Her şeyini geride bırakıp sadece onun için yaşayabiliyorsun. Bireysel ilişkiler üzerinden, insan ilişkiler üzerinden de tanımlamıyorum aşkı. Herhangi bir şeye de, futbol takımına, bir ideolojiye, bir inanca da aşk duyabilirsin. Ve bu aşk senin deliliğe en çok yaklaştığın yerde bitiyor, oluyor. Bu biraz oluşuyor. Fanatiklik gibi bir şey aslında mı? Hani böyle aşırı fanatizm gibi bir şeydir ya. Evet, fanatizm gibi. O da kontrolsüz çünkü. Dogmatik. Yani kontrolsüz bir şekilde oraya gidersin ve bundan zevk alırsın, haz alırsın. Bu anlamsız bir şey de değildir yani. Çünkü manyaksındır. Evet, yani orada delirirsin artık, çılgınlık halidir. Arkadaşlarım der ki sana, o kızı bırak, sen rezil oluyorsun bu kızla, ama sen yine onunla gidersin yani. Gitti o mi? Aşktır işte yani. Gittin mi? Ben de gittim. Herkes de gider yani. İnsanlar gider yani. Buradan çıktın, tozlu bir araba gördün, üzerine ne yazarsın? Ya illa bir şey yazacaksam köpeğiz bu sene lan yazarım. Yani. İlk aklıma o geliyor çünkü. Sloganımı yazarım. Aynen, sloganı yazarım. Köpeğiz bu sevdanın simitleri yaptıralım ya. Aklıma ya, bak geldi. Evet, düşündük bir ara, olmadı. Kıskanç mısın? Kıskanç mıyım? Tabii. Sahiplendiğim şeylere karşı çok kıskancım. Peki yani sadece sahiplendiğin şeyler değil de mesela başkasının başarısı, başkasının sahip olduğu şeyler, bunlara karşı kıskanç. İmrenirim. Başkasının sahip olduğu başarıya imrenirim. Ama işte kıskançlık biraz yıkıcı bir şey ya. Hı hı. O seni de bitiren bir şey. Yani beni bitirmeyecek ölçüde.
onun başarısına imrenirim. Hı-hı. Yani arkadaşlarımın böyle başarılı iş yapmalarına olan keşke biz de yapsaydık falan filan olurum yani. Yani kendimi yıkmam, kendimi yıkacak derece. Çünkü o senden de çalan bir şeydir. Benden çalmasın, beni beslesin isterim yani o duygu. Hobilerin neler? Tarihi çok seviyorum. Tarih araştırmalarını seviyorum yani. Son zaman işte biraz da böyle Spinoza, panteizm falan, Heidegger'lerden biraz da felsefeye merak saldım. Yani tarihle çok ilintili olduğu için. Dediğim gibi futbol çok seviyorum. İzlemeyi, oynamayı, her şeyini çok seviyorum. PlayStation oynuyoruz. Yani pandemide işte PlayStation oynuyoruz, ne yapalım yani. Hobilerin neler? Çok yükseğe çıkmayı sevmem. Yani fobidir. Bir elim ayağım kesilir yani. Şu camlı şeyler var, Karabük'te var. Evet. Camlı böyle altı işte gözükmüyor. İlk gittik, Karabüklü arkadaşlar var. Dediler ki buranın tadı şöyle çıkar. Gözlerini kapatıyorsun, zıplıyorsun, tam düşerken açıyorsun. Oo. Böyle bir mazoşist, böyle bir mazoşist eylem olur mu yani? Gözünü kapatıyorsun, zıplıyorsun, tam düşerken açıyorsun gözlerini. Hayal falan. Ettim. Hiç hoş değil. Yani büyük bir şey, balkon falan gibi bir yerden bahsediyorsun değil mi? Evet, böyle altı cam, uçurumdasın. Altını görüyorsun, uçurumu görüyorsun. Orada böyle zıplayacakmışsın da gözünü açacakmışsın. Ne olur, ne şarkı gerek yazarsın var sen. Ne gerek var yani? Korkunç. Ya yükseklik fobim var. Birine karşı içinde kalan söyleyemediğin şeyler oldu mu? Oldu, çok olmuştur ya. Yani böyle posta koyma bende çok yok. Hani olur ya böyle bir cümle kurarsın, istersin yani posta koyma. Ya ben o anları böyle çok geçiririm böyle yani. Gereken şeyleri söylemeden geçiririm. İçimde de kalır o yani. Zor olmuyor mu peki bunu içinde tuttun falan? Eve gelip böyle ya yıkıcı olmak da kötü oluyor orada yani. O bağırış çağırış işte, o lafı soktum. Kendimi rahatlattım ama orada birçok şeyi yıktım falan, o da aslında. İkisi de kötü ya. Ama karşıdaki seni yıkarsa yani hani ya karşıdaki seni yıkıyor. Evet, genelde de öyle oluyor. Yani beraber çalıştığımız insanlar da bu süre boyunca, kendi kişisel tarihimiz boyunca bizle çalışan insanların bizden ayrıldığı ve hakkımızda kötü konuştuğu oldu. Biz onlar hakkında kötü konuşmadık yani. Ama aslında kötülüğü yapan onlardı. Bizim bir suçumuz yoktu bu ayrılıklarda yani. Yani onlara bir şeyler söylemek isterdim ama baktığında anlamsız yani, söylesen ne, söylemesen ne. Çünkü ya hayat devam ediyor ve sen kendi yaptıklarınla bir şekilde hayata devam ediyorsun. Yani. Kabulleniş. Ya evet, ne, söylesem ne, söylemesem ne yani. Aynen. Hayat ona cevabını verecek zaten yani. Benim öyle dil dökmeme gerek yok. Ya ne kadar minnoş bu. Ne diye kavga edeyim şimdi? Niye kendimi strese sokayım? Yani? Strese sokmayın Emircan'ı. İlk aşkının adı neydi? Şeyma'ydı. Şeyma'ydı. Bir de Zeyna'ya çok aşıktım. Neyi? Zeyna. Zeyna ile Gabriel vardı. Hatırlar mısın? Ha, o bildiğimiz Zeyna. Herkül Zeyna. Zeyna. Aynen, Zeyna ama çok platonikti yani. Şeyma diye bir kız vardı ana sınıfında. Ona şeydim böyle yani işte. Şeyma'yı işte. Peki görüyor musun, biliyor musun hiç bir? Vallahi yıllar sonra Facebook'tan bir ekleşmiştik. Ama ben lisedeydim. Sonra da bir daha görmedim. Şeyma peki büyüyünce ilgini çekebilecek bir kadın mıydı? Ya çekebilir mi? Yani yok, çekmemişti. Zaten ayıp olmasın, izlerimizden rahatsız gelir. Haberi var mı senin onu sevdiğinden? Valla ana sınıfında bir tane Şeyma vardı, bir tane Emircan vardı. Şeyma, seni seviyoruz, sevgiler, kalpler. Umarım çok mutlusundur. Şeyma şimdi gelsin, sürpriz hazırlamış. Aynen, gelirim. Geliyor, ve Şeyma. Kapıyı kim açtı? Düşünsene öyle bir şey yaptığımızı. Aynen. Düşünmek istemedim. Düşünmek bile istemedim. Belki evlenmiştir, bir şey olmuştur yani. Tamam Şeyma'ya mutluluklar diliyoruz. Hayatında sana yapılmış en büyük kötülük ne? Ya bir tane arkadaşım vardı, tamam mı? Kankam, böyle çok yakın arkadaşımdı lisede. Çocuk benim arkamdan planlı ve organize bir şekilde benim kuyumu kazmış. Yani insanlara böyle anlatmış beni. Benim o zamanki kız arkadaşıma gidip böyle kız arkadaşımın arkadaşlarını dolduruyormuş bana karşı falan. Ama benim çok yakın arkadaşım yani. Biz mesela 5 arkadaşız. Bunun 5.'si yani. Yani beraber takıldığımız. Ya orada kuyu kazmıştı bayağı. Ben ondan şüphelenmedim. Biri tabii bizim içimizde konuşulanları herkese anlatıyordu o zaman. Ama hiç sormamıştım. Hani böyle yakınımdan şüphelenmemiştim yani. Oymuş, çok şaşırmıştım ama. Organize kötülükten daha kötü bir aylarca şey yok. Aylarca sürdü biliyor musun? Aylarca bizim konuştuğumuz şeyi böyle insanlara anlatmış yani. Bebişim sen de hiç bulmadın mı? Vallahi hiç şüphelenmedik ya. Hiçbirimiz şüphelenmedik, sadece ben değil yani. Öyle bir yılanlık yapmış. Yılan.
kahrolsun. Ya. Neydi? Kör şeytana falan diye. Nalet olsun kör şeytana. Tamam mı? Peki. O kadar. Hayatında ya da tarihte en sevmediğin kişi kim? Hayatımda en sevmediğim kişi kim? Vallahi o arkadaşı işte anlattım. Sevmiyorum. Onun dışında bu müzik yolculuğum boyunca bize böyle ayıp edip, sadece bana da değil bütün takıma ayıp edip giden ve sonra da bizi kötüleyen arkadaşları da sevmiyorum. Var ya, sevmediğim çok var yani. Spesifik sevmeyeceğim. O kadar çok ki falan. Ya gerçekten şu hayatta ben sevilmeyecek insan çoğaldı. Yani mutsuz insanlar. Doğru, kim yani, insanların enerjisi birbiriyle tutmayabilir. Yani işte kötü olaylar yaşanabilir falan. İlla insan sevmediği biri vardır yani. Ya ben şey diye düşünüyorum. Mutsuz insanlar insanı mutsuz ediyor. Evet. Öyle bir kafa var. Zaafların neler şu hayattaki? Şimdi kadın abi zaaflarını başlıyorum sanırım. Ha, yemek yemek zaaf sayılır. Kopya. Vallahi yemek yemek tabii canım yani. Orada çok aklı kullanamıyorum yani. Ya zaten bu soru yani. Şu şekilde. Zaafların neler? En kolay bağışladığın zaaf ve en nefret ettiğin zaaf. En kolay? Bağışladığın zaaf. Birinin yani? Sana yaptığı. İşte mesela aldatmak da bir zaaftır. İşte ne bileyim, hayır diyememek de bir zaaftır. Yalan söylemek de aslında bir zaaftır. Bence. Yemek yemek de o kadar düşkünsün. Evet, evet. Yani şeyde ani yalan söyler insan yani. Hani böyle ani bir soru sorulduğunda ani yalan söylediğim oldu. Hüseyin zaaftır. Tabii insan yalan söyler yani. Onun dışında zaaf tabii yemek yemek, tatlı yemek. Onu yenemiyorum yani. Dikkat dağınıklığım çok var. Sayılır mı? Yani çok sayılmaz. Dominant, böyle daha şey, kararlı, özgüvenli kadınlardan etkileniyorum genel olarak yani. Zaaf olarak onu söyleyebilirim. En kolay bağışladığın zaaf ne? Karşıdan birisi sana yalan söyledi, aldattı, bilmem ne yaptı, bir şey itti. Ya orada zorlanıyorum biraz. O yalan ve aldatma konusunda affetmekte çok zorlanıyorum. Aslında küçük yalanlara o kadar takılmamak lazım. Ben küçük yalanlara da takılıyorum arkadaşlık ilişkilerimde. O benim mesela bir eksiği yanım. En kolay bağışladığım zaaf. Kolay bağışlamıyormuşum. En nefret ettiğin hangisi? Ya bazı insan şey oluyor. Sadece çıkarı için ilişkiler kurabiliyor. Ona ben o insanla çok utanıyorum yani. Mesela normalde orada olmak istemiyor. O insana gıcık oluyor ama çıkar için orada yani. Katlanıyor. Katlanıyor, ona gıcık oluyorum yani. Bir yağmur damlası olsaydın, hı, nereye düşerdin? Türk Telekom Arenası. Santiago Bernabeu. Ortası. Yağmur damlası olsam şeye düşeyim. Şöyle güzel bir ülkeye düşeyim ya, merak ettiğim. Sicilya'ya düşeyim. Sicilya'ya düşeyim. Sicilya Modica. Neden Sicilya Modica? Modica'da oradaki barok yapılar ilgimi çekiyor. Oğlum ne biçim bir adam çıktı sen şimdi. Ya abi Allah aşkına bakın şimdi. Matruşka yani, gibisin şu an. Yağmur damlası olsam yani nereye düşersin? Sıla nereye düşersin yağmur damlası olsan? Böyle kalırsın yani. Ha, benim direkt nedense Amerika geldi. Ha, ben de Sicilya. Ya Brad Pitt'in göğüs kaslarına falan diyecek kimse yok mu ya burada? Ya. Tabii canım, istediğiniz yağmur damlası. Damlası olsam. Geliyorum şu an. Tamam, Dua Lipa'ya düşelim ya. Dua Lipa. Bugün de düştük. Dua Lipa'ya düşelim. Düşülür ama ona. Dua Lipa'ya fena düşülür Melek. Burada çok ciddiyim, fena düşürülür yani. Yani hepimiz biliyoruz. Vallahi en sevdiğin yerli ve yabancı artistler Dua Lipa. Yabancı artist. Valla işte Sadri Alışık'ımız zaten. Çok hayranım yani Sadri Alışık'a. Hala da böyle izliyorum. Tekrar izledim filmlerini. Ben Osman. Offside Osman. Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Feyyaz'ı çok seviyorum. Ne ile? Niçin? Kimi? Kimden? Neyi? Ne belli? Yabancı olarak da Al Pacino. Anthony Montana yani. Al Pacino'yu çok seviyorum. Hep Yaralı Yüzü de tekrar izliyorum. Sesin kulaştı zaten bunları söylerken. Onun gibi konuşmak istedim. Karşı cinste seni en çok çeken, en sevdiğin özellik ne? Topuklu ayakkabı. Nasıl ya? En sevdiğim özellik işte dedim, biraz böyle kararlı ve özgüvenli olmasından ben çok etkileniyorum. Dominant. Daha böyle evet, dominant tiplerden daha çok etkileniyorum. Sana göre mutluluk nedir, mutsuzluk nedir? Bir şeyi ilk defa yapmak.
bir şeyi uzun süre yapmadıktan sonra yapmak. Dışarı çıkmak şu değil an. Mi ya? Şu an dışarı çıkmak yani. Bardak çay içmek bile bir mutluluk. Açıldığında hepimiz öyle olmadık mı? Manyak olduk. Aa, kafede oturuyoruz falan diye. Üzdü. En saçma özelliğin ne? Saçma. Sula. O kadar çok ki. Saçma. Genelde saçma saçma özelliklerim vardır. Yani. Ama bir... Takıntılıyım evet. Aa bir de bak yayından önce şey demişti. Her şeyi ayrıntısına kadar hatırlıyor musun? Evet, evet. Ha mesela evet. Çok saçmadır evet. En ince ayrıntısına kadar. İnce ayrıntıları hatırlarım böyle şaşırtırım insanları. Yani. Şu olmuştu bu olmuştu ondan sonra şunu demiştin sen. Ben de sana şu cevabı vermiştim falan gibi. Sana yalan şeyleri. Söylenmez. Hatırlıyorum. Ama yani tarihsel yalan söyleyeceksen evet söylenmez yani. Seni en çok mutlu eden ve üzen olaylar ne? Üzen olaylar bir insanla alakalı hayal kırıklığına uğramak beni çok üzüyor. Beni mutlu eden şey de başarıdan çok mutlu oluyorum ya. Yani yalan söylemeyeyim. Başarı çok mutlu ediyor. Bir başarı bağımlısı olmuş olabilirim. Güzel bir bağımlılık evet, bence. Başarma hissi. Yani genel olarak kurduğum hayaller de hep başarıyla alakalı. Hmm. Yani başarı dediğim işte beni mutlu edecek şeyler. Mesela işte Vodafone Arena konseri oraya çıkmak başarı ya. O yüzden onun hayalini kuruyorum. Bence mükemmel. Ya da mesela yurt dışı konseri o da bir başarıdır mesela. Genel olarak hayaller. Mesela şimdi bana sordunuz ne olmak isterdim falan filan. Dedim ya Real Madrid forveti ve gol atmak mesela. O da bir başarı şeyi yani aslında genel olarak. Sana bir başarı bağımlısı diyebiliriz o zaman. Evet. Peki başarı bağımlısı. Kendini değiştirebileceğin bir özellik olsaydı bu hangi özelliğin olurdu? Daha... dışa açık, dışarıya açık, Türkiye'nin dışına açık bir insan olmak isterdim. Nasıl yani? Yani dinlediğim müzikler genel olarak Türkçedir. Hayran olduğum edebi karakterler, hem edebiyat yazarları hem edebi karakterler Türkçedir. Türkiye sınırları içindedir. Çocukluğum böyle çok Amerika meraklısı, Avrupa meraklısı bir çocuk olarak geçmedi. Hep Türkiye'nin içinde kaldım. Daha dünya insanı bir insan olmak isterdim. Onun için de çabalıyorum. Yani dünyada çok merak ettiğim şey var ama yani bunun için hiçbir şey yapmadım hayatım boyunca. Bunun arkasına bu soruyu gider. En büyük fantezin ne o zaman? Çok Ömer. En büyük fantezim dubalara yüzmek. Ben bir denizde dubalara yüzme bağımlısıyım Melek. Evet Bodrum'da mesela gece denize girdik dubalara yüzdüm hatırlarsan. Hiç birinin numarasını duvara ya da halka açık bir yere yok. Yazdın mı? Yok. Çok net bir cevap. Yani hiç hayır. Olmadı mı? Bu adam pamuk gibi ya. Vallahi hiç öyle bir şey yok. Tabii canım. Münasebet. Hafızamı yokluyorum. Evet. Evet sen kötülük de yapmayan bir adam olduğun için şu an hani geri dönüşü olarak falan da. Yani. Hangi yeteneğe sahip olmak isterdin şarkı söylemeseydin? Evet bayağı dil bilmek istedim. Çok güzel olurdu. Mesela böyle İtalyanca bir filmi öz dilinde izleyip böyle anlamak isterdim yani. Var mı İngilizcen falan filan? Yani çok müthiş değil. Biraz var. Anadolu Lisesi okudum. Döndüğü kadar diyorsun. Aynen. Hayattaki sloganın ne? Köpeğiz bu sefer. Evet. Ya orada ne biliyor musun? Köpeğiz bu sevdan bana neyi hatırlatıyor? Sevda dediğim şey ruh işçiliği. Yani bu yaptığım iş ve hayatımı verdiğim, gençliğimi verdiğim, daha da vereceğim iş. Köpeğiz dediğim, yani köpek çok sadıktır ya. Sen mesela gidersin 3 ay, 4 ay bir yere geldiğinde yine sana sadıktır. Benim hayatta sadık olduğum, bu kadar sadık olduğum tek şey bu iş. O yüzden ben bu işin köpeğim ve bununla da gurur duyuyorum yani. Biz de seninle gurur duyuyoruz. İyi ki köpeğisin bu sevdanın. Kimin yerinde olmak isterdin Emircan olmasan? Kal kal kal. Ben bir martı olsam. Kimin yerinde olmak isterdin? Olsam deniz. O bülbüldü ya. Kimin de o şarkı? Baba Zula. Baba Zula'nın evet. İyi iyi tamam martılar da konuşsun ya. Kimin yerinde olmak isterdim? Ne oluyor? Fidel Castro'nun yanında olmak isterdim. Fidel Castro'nun hayatını yaşamak isterdim. Şöyle bir şey görüyorum Fidel Castro'nun hayatında. Hem bir toplumu sahiplenen, bir toplumu bir yerden alıp bir yere götüren insanların başında önder. Hem de çok esprili, gergin değil, çok rahat bir adam. Cool. Cool yani. Ve o da bir başarı hikayesi. Hayatı boyunca kaybetmiş ve hiç adını duymadan insanı bilmezsin zaten. Kulaklarım üşüdü arkadaşlar.
Bana da sürekli yazıyorsunuz para kazandı kulaklarını yaptır diye. Ben kendimi ve kulaklarımı seviyorum arkadaşlar. Siz de kendinizi sevin değil mi Emir? Ne var kızın kulaklarında? Ne var? Ne var Allah aşkına kulaklarında? Ne kulaklar gördük ya? Şu hayattaki en değerli üç şeyin ne? İşte tabii aileyi tek bir şey sayalım. Kankalarım. Maddesel tanımladığım ruh aslında. Yani bana yazdıran ve işte hayatı hissederek yaşamamı sağlayan her neyse o. İlham. Artık mı? İlham mı denir, ne denir sonra? Yetenek. Aşk. Yani aslında. Ki bir süper gücün olsaydı bu ne olsun isterdin? İşte dil bilmek olsa güzel olurdu. O süper güç değil. Süper gücüm olsaydı ne olurdu? Valla tabii ışınlanmak, bir yere hemen gitmek isterdim. Yollarda çok yoruluyorum. Yani yolculuk tabii güzel şey ama ilk 1-2 saati güzel, sonra çok yoran bir şey. Hemen çat diye orada, çat diye orada hızlı hızlı olmak isterdim. Geç kalan bir adam mısın? Yani geç kalan adam olarak tanımlamam kendimi ama geç kaldığım yerler olur. Keşkelerin var mı? Neler? Var. Müzik hayatı içinde var keşkelerim. Bazı yerlere imza atmak istemezdim. Müzik hayatımın başında imza attığım yerler vardı. Onlar yüzünden istemediğim şeyler yaptım. Sadece bana zaman kaybettirdi ama. Keşke onu yapmasaydım. Onun dışında bazı insanların mesela çok yanlış insanlar olduğunu anlıyorum. Ama müdahale etmiyorum, bekliyorum. Keşke aslında şimdi baktığımda müdahale etseydim önceden. Olsun be, su akar yolunu bulur. Buluyoruz zaten, evet yani. Kim ne derse desin sevmeye devam edeceğin en iğrenç şey ne? Aşırı ketçap mayonezli kumpir. Çok ketçap mayonez sıkıyorum, bitiyor bir daha sıkıyorum. Yani her yudumunda ketçap ve mayonez olacak o kumpirin yani. Sen boş kaşık, yani boş ketçapsız mayonezsiz kaşık. Sen ketçapla mayonezin yanında kumpir yiyorsun, evet, o zaman. Aynen. Uf, canım çekti ne alakası. Bir şarkı oyunu. Ben sana bir şarkı dinleteceğim ve bu şarkıda ne anlatıldığını tahmin etmeye çalışacaksın. İspanyolca biliyor musun? Bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. Sen de söyleme. Üzücü bir şey. Şarkımız bu. Sence neden vermemişler bahsediyor? Vermemişler kızı. Vermemişler kızı. Babası karşı çıkmış. Diyor ki çalgıcıya vermediler. Ama ben şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. İnşallah diyor babanın sana o bulduğu diyor. Kerli ferli herif diyor. Seni yarı yolda bırakır da bir gün gelirsin kapıma diyor. Benim anladığım bu. Corona Cabeza bir burun farkıyla demek. Adam bütün son parasını bir at yarışına yatırıyor. Aa, çok güzelmiş. Ve son parasını da o at yarışında kaybediyor. Hatta şarkının sonunda diyor ki yine olsa diyor yine yaparım. Yine yatırım o parayı ve yine kaybederim diyor. Vay be. Vay be. Güzelmiş. Bravo. Ama bu duygusallığı bekliyordum senden de. Şey de iyi ama hani kızı vermemiş, kelli felli, inşallah seni onu... İnşallah diye bedduada okuduğu bir bölüm vardı. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Şimdi oraya geldik. Ben bu kulaklığı takacağım, müzik dinleyeceğim. Sen de arkadaşlara hem benim hakkımda tamam, hem anket defteri hakkında fikirlerini söyleyeceksin. Ben bunu sadece kurgudan sonra tamam, izleyeceğim. Böyle bir komikli, güzel, tatlı, tatlı, şirin. Buyurun. Melek. Şimdi Melek'le ilk yıllar önce tanıştık. Beraber bir konser yaptık. Çok samimi değildik o zaman ilk tanıştığımızda. Bizi arkadaşlar tanıştırmıştı. Müzik yaptığını biliyordum falan. Bir konserine gittim. Ankara konseri. Daha doğrusu beraber gittik yani. Aynı arabada gittik. Ben Melek'in önünde çıktım. Çıktım konserimi verdim falan. Sonra konserde indikten sonra Melek'i izledim. Yani inanılmaz bir performans, inanılmaz bir sesti. Ankara'da 6.45 mekanında. Müthiş bir sahne yapmıştı. Onun dışında Melek. Ne söyleyeyim ya Melek'in hakkında? Melek'in kardeşi Süleyman kankam olur. Canım arkadaşım. Melek'ten daha sonra tanıştım Süleyman'la ama daha çok arkadaş, daha sık arkadaş oldum yani, böyle daha yakın olduk Süleyman'la. Çok iyi bir ses. Türkiye değerini bilsin. Melek de sesinin değerini bilsin. Yani çok güzel bir kariyeri olacak zaten. Çok güzel bir hayatı olacak. Ailesi de çok tatlı. Ailesini de tanırım. Zaten komşuyuz. Şurada oturur. Çok bağırıyor. Bağırma bu kadar ya. Ne gerek var bu kadar bağırmaya? Yani. Bazen o sesinin gücüyle yani. Tabii müthiş bir ses. Sesinin gücü yanında durduğun zaman böyle seni hem ürpertiyor hem de böyle elini ayağını kesiyor yani. Sana kızsın istemezsin Melek yani. Evde kim bilir
meleğin kızdığı insanlar ne yapıyordur yani. O kız ışığı fenadır yani diye tahmin ediyorum, bana hiç kızmadı şimdiye kadar ama. Evet, bugün anket defterinde benimleydik. Benim terasımda Kadıköy'de Martılarla beraber bir yayın yaptık. Konuşulmayanları konuştuk, söylenmeyenleri söyledik. Mosso kanalında, Melek Mosso'nun YouTube kanalında böyle kapanış olmaz. Bir daha yapıyorum şimdi. Abone ol da de. Tamam. Bugün benimleydik. Benim terasımda Kadıköy'de Martılarla bir yayın yaptık. Melek Mosso kanalını takip edip, abone olup, yorum yapıp, like atıp bir de paylaşırsanız. Harika olur. Bir de paylaşırsanız çok seviniriz. Bizi izlediğiniz, tahammül ettiğiniz, dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Biz çok üşüdük. Şimdi içeri gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oley! Çok teşekkürler. Hadi içeriye gidin. Koş koş.